Bu hastalığa yakalananın %10'u intihar ediyor, ölüyor. Artık topluma demek. Artık dayanamıyor. Çünkü yemeğe bu parmak uçlarına kan akışı olmuyor. Parmakları büzülüyor kansızlıktan, ayakları büzülüyor, çekiliyor. Yani güzelleşeceğim derken, zayıflayarak güzelleşeceğini düşünüyor. Ama zayıflarken çirkinleşiyor. Çenesi böyle vücudu sarkıyor, çenesi mosmor oluyor. Kan gelmiyor artık hassas noktalara. Elleri, ayakları büzüşüyor. Göğüsleri böyle, vücudu cılızlaşıyor. Ve sonunda intihar, ölüme sebep oluyor. Bu anoreksiya hastalığını çentiyanla tedavi etmek mümkün. Fakat çentiyan bir yasak, iki tehlikeli yanlış bir madde toplayıp da bununla zehirlenme, ölüm tehlikesi var. Böyle bir rahatsızlığı olan kişinin bir gökçek iksir veyahut da gökçek tentür. Şimdi iksir ve tentürün farkı ne? İksir sarımsaklı. Bazı büroda çalışan bayanlar sarımsaktan rahatsız oluyor. Tabii veyahut da çok müşteriyle münasebetleri olanlar, muhatap olanlar da için rahatsız edici. Biraz sarımsak var. O zaman sarımsaksız olan tentür. Bunda sarımsak yok. Aynı zamanda iştah açıcı. Anoreksiye karşı gökçek tentür çok çok etkili. Çentiyana gerek yok. Dağa çıkmaya gerek yok. Çıksanız da bulamazsınız. Çünkü yok edilmiş bir bitki. Tentür kullandığında kişi, bazı küçük çocuklarda da anoreksiya değil, iştahsızlık rahatsızlığı var. Mesela benim bir tanıdığım ailenin çocuğu ya 8-9 aylık ama 6 aylık gibi cılız, halsiz, dermansız, yemiyor, içmiyor. Annesi babası etrafında koşuyor. Aman evladım ye, şudur budur. Yemiyor çocuk, hiçbir şey yemiyor. Halsiz, dermansız, yürüyemiyor. Böyle küçük bebekleri için oturdukları sepet dönmesi var. Dönemiyor içerisinde. Ne olacak diye panik olmuşlardı. Dedim ki bakın, içsin günde 4-5 defa bir çay kaşığı, küçük bebek olduğu için bir çay kaşığı. Küçük, az doz. Az birazcık. 2-3 haftada düzelir. Yemesi, içmesi düzelir, canlanır, kendine gelir. Gerçekten denedik, takip ettik. 3 hafta sonra o cansız çocuk, yemeyen, içmeyen çocuk normallaştı. Şimdi sadece küçük bebeklerde değil, böyle 8-9 yaşında, 11-12 yaşında ve ergenlik döneminde olan, bazen de 16-17 yaşında gençlerde işte ben kilo alırsam kız arkadaş bulamam gibi panik, böyle psikolojik takıntısı olan gençler de var. O zaman ortada kalırım vesaire diye takıntısı olan gençler de var. Bu tür rahatsızlıkları olan çocuklar içtiği zaman iştahsızlığı ortadan kaldırır, o aşırı zayıflığı önler yavaş yavaş. 1,5-2 ayda bir şey kalmaz. Yani iştahsızlık sorununu çözer. Sorunu gökçek tentür. Tentür iksirden bu alanda daha etkili. Özellikle de büroda çalışanlar zaten sarımsaksız olduğu için daha çok tercih ediyorlar. Evet. Peki hocam, bu ürünlerin içeriklerinde tamamen doğal mıdır, yoksa bir takım başka katkı maddeleri var mı? Nedir, içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz? Ürünlerde kimyasal katkı maddesi yok. Tamamen doğal. Mesela gökçek tentür, limon suyu, üzüm sirkesi, sinirlot, at kuyruğu otu, adaçayı, tarçın, ısırgan otu, zeytin yaprağı, kekik, maydanoz suyu, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu vesaire. Yani 19 çeşit bitkiyi içerir. Geçen bir tanesi sordu televizyonda, dedi ki 19 özelliği nedir? 19 Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça 19 harften oluştuğu için 19. Şifayı orada da... Şifayı bulursunuz içerseniz. İnşallah. Şimdi bir de hocam şöyle bir şey var. Bu rahatsızlıklarda iksir, tonik ve bir çay öneriyorsunuz. Bunlar hemen hemen bütün rahatsızlıklarda aynı şey mi öneriliyor? Yani buradaki mantık nedir? Neden bu şekilde bir hemen hemen her hastalıkta aynı şey öneriliyor gibi bir... Evet, yani hemen hemen hastalıkların ana kaynağı bağırsaktır. Yani bağırsaklarda mantar varsa, antibiyotik kullanan herkesin bağırsaklarına mantar yerleşir, bu bir. Antibiyotik kullanmayan insan yok, iki. Bağırsaklara mantar yerleşmişse mantarlar toksik madde üretiyor, durmuyor. Ne üretiyor? Etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller. Penisilin, aflatoksin gibi toksik maddeler. Veya amonyak. Bazılarının ağzı kokar. Yanına yaklaşamazsınız. Bazıları alkolik gibi ağzı kokuyor. Alkol içmediği halde. Bazısının teri kokar. Defaca eti kokar vesaire. Yani mantarların üretmiş olduğu toksik madde durmuyor yerinde. Karaciğer bunu, bağırsakla bunu absorbe ediyor, emiyor. Kana geçen toksik maddeyi karaciğer arıtamazsa zamanla arıtamıyor. Arıtmak için aşırı vitamin harcıyor. Vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor zaten. Arıtamadığı zaman toksik madde vücudun herhangi bir organına depolanıyor. Bir. İki, bir de diyelim ki kişi yanlış besleniyorsa, sürekli peynir yiyorsa, peynir aşırı oranda yağ içerir. Yağlar yağ asidine, yağ asidi asit dönüşür, kan asitlenir. Asidin nötrleştirmek için de yine aşırı vitamin harcanır. Kalsiyum harcanır. Mineral harcanır. Mesela peynirin sebep olmuş olduğu asidoz nedeniyle aşırı kalsiyum, asitle kalsiyum birleştirilerek asidik baz şeklinde vücudun zayıf noktalarına depolanır. Depolanan bu artık maddeye zamanla ölü bakteriler, ölü hücreler yapışır. Kartopu gibi bir yapışma olur. Kartopu gibi. Ve buna zamanla bu curuf, yani curuf diyoruz, pislik birikintisine bakteri, virüs ve mantarlar yerleşirse toksik madde üreten merkezler oluşur. Buna curuf denir. Yani insanın vücudunda aslında tedavi için iksir, tonik, çay yeterli. Fazla bir şeye gerek yok. Ama bizim Gökçek diyet diye zayıflamak için diyetimiz de var. Özellikle kilolu olan bayanlar için kısa sürede zayıflatır. Gökçek tentür diye sarımsak ürünümüz var. Masaj yağı var. Bu zayıflatmasındaki 60 çeşit unsur iştah kesmesi mi? Yoksa yağ yakıcı olması mı? Bazı durumlarda tonik zayıflatıcı, bazı durumlarda diyet zayıflatıcı. Şimdi bağırsaklarda mantar varsa mantarlar toksik madde üretir. Kişi hamurlu tatlı, nişastalı ve tatlı herhangi bir şey yediğinde bu glikoz mantarlar tarafından direkt toksik maddeye dönüştürüldüğünden vücutta glikoz ihtiyacı doğar, şeker ihtiyacı. Hücrelerden enerjiye dönüşmesi için glikozun hücreye ulaşması gerekir. Daha bağırsaklardan absorbe edilmeden mantarlar bunu toksik maddeye dönüştürüyor. Kişi o zaman glikoz ihtiyacını karşılamak için fazla yemek yemek zorunda kalıyor. Yani bağırsaklarında mantar olan kişi sürekli fazla yemek yemek zorunda kalır. Bu nedenle önce bağırsakları tedavi etmek gerekir. Tonik hem mide ve bağırsakları tedavi eder. Gastrit, ülser, ülseratif kolit, kolit, mormus, kron vesaire. Hem zayıflatır. Fakat midede, bağırsaklarda herhangi bir problem yoksa o zaman sırf zayıflamak için Gökçek diyet gerekir. Sadece zayıflatmak için. Aralarında bu şekilde bir fark var. Fakat bugün günümüzde antibiyotik kullanmayan insan yok. Yani bağırsaklarda mantar olmayan insan yok. Evet. Efendim, izleyicilerimizden gelen sorular var. Dilerseniz onları size yönelteyim. Onlara da cevap vermiş olalım. Bir izleyicimiz, vücudumun her yerinde sivilceler var. Bunu gidermek için ne yapmalıyım diyor. Vücudunun her tarafında sivilce varsa bağırsaklarda problem var. Bağırsaklar bir ova gibi, bir çiçek bahçesi gibi de olabilir. Bataklık gibi de olabilir. Bağırsaktaki faydalı bakterilere zaten bağırsak florası, yani bağırsak çiçekleri denir. Bağırsaktaki faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12 vitamin üretirler. Vitamin, K vitamini üretirler. Siz antibiyotiklerle bağırsakları tahriş ve tahrip ettiğiniz zaman bu sefer toksik madde üreten mantarlar yerleşir. Mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle vücutta vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkar. Sivilce olur. Bağırsaklarında problem olan kişi de koltuk altında ve kasıklarda akne inverse denen sivilceden daha ağır iltihaplı yaralar olur. Evet. Bunları tedavi etmek, mide ve bağırsakları tedavi etmekle mümkün. Yani onlar dışarıda, vücudumuzun cildinde ama kaynağı bağırsaklarda. O zaman bununla ilgili yine bağırsakları tedavi etmek lazım. Mide ve bağırsakları tedavi etmesi gerekir. İksir, tonik, enfeksiyon çayı. Aynı konuyla ilgili bir soruyla devam edelim hocam. Egzama ve yüz alerjisinin tedavisi için ne yapabiliriz diye bir izleyicimiz soruyor. Her türlü alerjinin sebebi bağırsak florasının bozulması nedeniyle bağırsakların yeterince ince bağırsağın özellikle diaminooksidaz isimli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azaldığı zaman histamin oranı yükselir, histamin alerjiye sebep olur. Bunun için de iksir, tonik, alerji çayı. Ekzema var. Ekzemada ekzema, sedef, Sebep olarak eksem, bunların hepsinin sebebi, deri hastalığının sebebi de bağırsaktaki mantarlar yine. Yeterli yani iksir, tonik ve alerji çayı kullandığında bir şey kalmaz. Bu sorunu çözebilir. Bir başka izleyicimiz şöyle sormuş. Yazın bile bir bardak soğuk su içsem boğazlarım şişiyor, rahatsızlanıyorum. Ne yapmalıyım? Teşekkürler diyor. Abi, onda faranjit, kronikleşmiş. Şimdi boğazındaki iltihaplanmanın sebebi bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bu mantarlar üretmiş olduğu gazların bir kısmı yemek borusundan yukarı çıkıyor. Bu yakıyor, tahrif ve tahrip ediyor boğazı. Bu genellikle mesleği çok konuşmak zorunda olan siyasetçiler, öğretmenler, imamlar, politikacılar, bu tür insanlar çok konuşmak mecburiyetine kalan insanların ses tellerinde, sanatçılarda çok tahrif ve tahrip olur. Yani boğaz tellerinde, boğazda bir de yanlış beslenme varsa içerisinde kronik faranjit olur. Zor bir durum. Basit bir durum değil. İksir, tonik, faranjit çayı kullandığı zaman iyileşir. O şekilde iyileşebilir. Bir başka izleyicimiz şöyle sormuş. Basur hastalığı için tavsiyeniz nedir diyor. Basur'a karşı Gökçek iksir, Gökçek tonik ve basur çayı. Şunu kullandığı zaman 4. devre çok ameliyatlık bir durum dahi olsa 1,5-2 ayda iyileştir. İyileşebilir. Bir başka izleyicimiz sorusuna geçiyoruz. Dizlerimde ağrı var. Bir de çok aşırı derecede terliyorum. Yaş 65. Ne önerirsiniz diyor hocam. Aşırı derecede terlemesi, hormon anormallikleri. Dizlerinde ağrısının sebebi kemiklerde yıpranma, erime, kıkırdaklarda. Şimdi bu görmüş olduğunuz bitki ısırgan kökü. Arap saçı gibi. Karmaşık. Karmaşık. Arap saçı derler. Bu bitkinin, yani ısırganın kökü prostata karşı dünyada en etkili bitki. Almanlar bunun hapını yapar. Tabi bunu ısırgan kökü, yakı otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu, biz bunlardan karıştırarak çok özel bir prostat çayı yapıyoruz. Isırganın yaprak, sap ve çiçeği karışımında, çiçeği o ayrı kullanılır. Isırganın yaprağı, sapı, çiçeği, at kuyruğu otu, altın başak otu, ayrık kökü, civan perçem otu, bu bitkilere karıştırılarak kıkırdakları güçlendiren çok etkili bir çay elde edilir. Yani ısırganın kökü ayrı kullanılır, yaprakları farklı. Mesela ısırgan kökü 4500 kişi üzerinde test yapılmış, denenmiş, prostat rahatsızlıkları olan insanlar üzerinde %50 iyileştirmiştir. Fakat siz bunu yakı otu, at kuyruğu otu, altın başak otu. Ha, burada mesela Türkiye'de bazı bitkiler bulunmaz tabii. Ayrı mesele. Prostata karşı çok güzel bir ilaç. Artı prostat çayı ile iksir birlikte kullanılırsa kısa sürede tedavi olur. Eğer ki bağırsaklarında bir problem varsa tonikte kullanmak gerekir. Çünkü orası sürekli toksik madde üretebilir. Ayrıca ısırgan otunun kökü bazı çocuklar 13-14 yaşına da gelse gece yatağını ıslatabiliyor. Bu gece yatağını ıslatan çocuklara karşı Profesör Doktor Stahl, bir Alman profesör. Evet, reklamlardan sonra devam edelim. Evet, reklam arasında siz söylemişsiniz. İşaret verin. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsunuz. İşte size 21. yüzyılın buluşu. Nikdur bitkisel tablet. 7 gün kullanın, sigaraya son verin. Ben doktorunuz Ömer Coşkun. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak amacıyla çok özel bir bitkisel formül ürettik. Çok özel bu bitkisel formül sizler için sigarayı rahatlıkla bıraktırabilecek nitelikte. 7 günde sigaradan bu özel formül sayesinde kurtulabilirsiniz. İçinde tamamen doğal bitki özleri bulunmaktadır. Sigarayı bırakmanın en keskin yolu Nikdur tablet. Nikotine dur demenin zamanı geldi. Bu özel tabletler sayesinde 7 günde sigaradan kurtulabilirsiniz. Mangal eziyetine son. Ailenizle veya dostlarınızla mangal keyfi mi yaşayacaksınız? Durun, size süper laptop mangal öneriyoruz. Kendine özgü tasarımıyla Süper Mangal, aracınızda, evinizde, iş yerinizde ve bulundurmak isteyeceğiniz her yerde yer işgal etmeyeceği gibi 5 saniyede kurulup kullanıma hazır hale getirebileceğiniz bir hobi arkadaşınız olup sizin, ailenizin ve dostlarınızın sofralarında mangal keyfini yaşatacak bir üründür. Süper Mangal'ın yanında sizlerin beğenisine ve kullanımına sunduğumuz dünyanın en kaliteli Süper Mangal kömürünü sunuyoruz. Doğaya dost ve kullanımı sonrasında doğaya zarar vermeden ziyafetinizi sonlandıracağınız süper kömür, 5 saati bulan yanma süresi, güçlü ateşi, bir tek ağaç kesilmeden imal edilen, kıvılcım çıkartmayan, kokusuz ve tamamen işsiz doğa dostu kömürü her yerde güvenle kullanabilirsiniz. Süper Mangal pratik, taşıması ve kurulumu kolay olup aracınızın her yerinde saklayıp taşıyabileceğiniz bir mangaldır. Süper Mangal sayesinde ızgara çeşitleriniz artık çok daha kolay ve daha lezzetli. Süper Mangal'a sahip olmak için yapmanız gereken tek şey 0212 544 2299'u aramak. www.supermangal.com. Süper Mangal hayatınıza keyif katar. Sağlığınızı riske atmadan en hızlı zayıflamanın yolu Formula 21 Form Tablet. Formula 21 tablet tamamen doğal ve katkısızdır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Sağlıklı zayıflamanın bitkisel yolu Formula 21 Form Tablet. Siz de fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Ben doktorunuz Ömer Coşkun. Sağlıklı zayıflamanın formülünü sizler için ürettim. Formula 21 bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Ömrümün en az 10 yılını fazla kilolarla geçirdim. 2006 yılında kilo vermeye karar verdiğimde şu bitki önüme aldım, formülize ettim. 3 ayda 110 kilodan 80 kiloya indim. O gün bugündür. Zayıflamak için hiçbir bitki kullanma ihtiyacı hissetmiyorum. Fazla kiloları verdikten sonra geri almamanın yolu yine şifalı bitkilerde gizli. Formula 21'i sağlıklı zayıflamak için sizler için ürettim. Formula